Bunların başında da Fransa geliyor. Geçen hafta Fransa'ya bağlanmıştık. Türkçe öğretmeni Önder Yılmaz bizlere son bilgileri aktarmıştı. Fransa'nın Sens şehrinden biliyorsunuz Paris'e yaklaşık 100-120 kilometre uzaklıkta. Orada insanların sokağa çıkma yasağında nasıl hayatlarını sürdürdükleri, eğitimlerin nasıl devam ettiği, ihtiyaçlarını nasıl giderdikleri noktasında bilgiler vermişti. Cumhurbaşkanı'nın hafta içinde bir açıklama yapmasını bekliyoruz demişti Önder Hoca. Fransa'ya bir kez daha bağlanacağız. Fransa'da son durum ne? Avrupa'daki ülkeler şu anda ne yaşıyor? Bunların başında da Fransa geliyor. Fransa'ya bir bağlanalım. Önder Hoca bizlere şu anda sokağa çıkma yasağı nasıl devam ediyor? Şu anda kendisi de sokakta ama sanırım bazı şartlar yerine getirildiği takdirde sokağa çıkılabiliyor. Hocam merhabalar öncelikle. Merhabalar, merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Nasıl gidiyor sokağa çıkma yasağı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler değilsinizdir umarım. Teşekkürler hocam. Şu anda siz dışarıdasınız gördüğüme göre. Evet, acaba şu anda sokaktayım. Sabah yürüyüşümü yaptım. Bir saat sokağa çıkma hakkımız vardı. Biz de dedik acaba bitti mi sizi dışarıda görünce sokağa çıkma yasağı? Hayır. Geçen yayınımızda da söylemiştim. Geçen bağlandığımda söylemiştim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir açıklama yapacak diye pazartesi günü. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre 11 Mayıs'a kadar daha sokağa çıkma yasağımız devam ediyor burada. Hocam peki 11... ne şartlar altında çıkıyorsunuz dışarıya? Şimdi siz sokağa çıktınız. Polis sizi çeviriyor mu? Çevirdi mi? Ne soruyor size? Neyi ibraz ediyorsunuz? Nasıl işliyor bu süreç? Evet. Geçen yayında da belirtmiştim. Sokağa çıkarken bir tane form dolduruyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir form. Bu formda hangi saatlerde? Bir saat normalde sokağa çıkma hakkımız var günde. Bir saatte bazı şartlar var bunun için. Alışveriş, eczane, sağlık, çalışma, spor gibi. Spor için yalnız evin 1 kilometre çevresinden fazla uzaklaşamıyorsunuz. Sadece 1 kilometre çevresinde olabiliyorsunuz. O yüzden bu kağıdı imzalıyorsunuz. Kendi şerefiniz üzerine yazıp imzaladıktan sonra sokağa bu belgeyle çıkabiliyorsunuz. Adınız ve adresiniz yazılı burada. Hocam peki Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapacağını söylemiştiniz. Bu açıklama gerçekleşti mi? Neler anlattı evet. Fransa Cumhurbaşkanı? Evet, bahsettiğim gibi Fransa Cumhurbaşkanı pazartesi günü bura saatiyle saat 8'de halka seslendi. Bu seslendiğinde de yine COVID-19, koronavirüs hastalığı ile ilgili, salgınla ilgili, epidemi ile ilgili Fransa'daki son durum hakkında, yapılan çalışmalar hakkında özellikle sağlık çalışanları, itfaiye, polis, daha doğrusu birinci sırada, ön sırada olanları takdir etti, onlara teşekkür etti. Daha sonra diğer çalışanlara, bu sistemin ayakta kalması için çalışan vatandaşlara da teşekkür etti. Ve 11 Mayıs'a kadar bu sokağa çıkma yasağının devam edeceğini bildirdi. Yalnız 11 Mayıs'ta kısmi olarak kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerinde yavaş yavaş açılacağını belirtti. Hocam peki sağlık sisteminde durum nasıl? Ölüm oranı sağlık, yüksek olan ülkelerden birisiydi Fransa. Evet, sıkıntı olan ülkelerden birisi. Toplam vaka sayısı 109 bini geçmiş durumda şu anda. Yalnız dün Sağlık Bakanı'nın açıkladığı sayılara göre sevindirici haberler gelmeye başladı burada. Özellikle hastanede yatanlar ve yoğun bakımda yatanlarda eksiye düşme oranları çoğaldı burada. Yavaş yavaş artık hastanede yatanlar, taburcu olan hastalar çoğaldı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısında da bir -221'lik düşüş var. Aşı ve tedavi anlamında gelişmeler var mı Fransa'da hocam? Özellikle hayır, şu anda aşı ve tedavi anlamında Türkiye'den farklı bir şey uygulanmıyor. Aynen bunlar da bu hastalığa yeni olduğunu ve çok değişken olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanı da bunu özellikle vurguladı. Yeni bir virüsle, salgınla karşı karşıyayız. Bunu biz de yeni sağlık ekibimizle çözmeye çalışıyoruz. Sağlık kurullarıyla çözmeye çalışıyoruz, bilim kurullarıyla diye özellikle belirtti. Hocam peki eğitim hayatı yine uzaktan devam ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet, eğitim nasıl hayatı yine aynen uzaktan video konferans şeklinde öğrencilerle devam ediyor. Fransız eğitim sistemi de buradaki Türk öğretmenlerin eğitim sistemi de devam ediyor. Yazın peki bir telafi şeklinde bir şey düşünüyor mu Fransa Türkiye'de? Çünkü böyle bir ilk önce bir karar çıkmıştı ancak bunun yazın öğrencilerin okula gitmesi anlamında değil. Yine belki telekonferans yoluyla gerçekleştirilebileceği telafi eğitimlerinde söylenmişti. Evet, Fransa'da bu konuda da Fransa Milli Eğitim Bakanlığı şu anda tabii ki hiçbir şey net değil.
daha olaylar netleştikten sonra muhtemelen o da bu ayın sonuna doğru netleşmeye başlar. Nisan ayının sonuna doğru netleştikten sonra, ama konuşmalar sadece halk arasında şeyler var ama Temmuz ayında da burada eğitimin devam edebileceği daha net olmasa da öyle bir duyum alınıyor ama net bir bilgi değil tabii bunlar. Peki hocam, önemli bir sorum var. Şimdi ikinci kez hayata geçen koronavirüs tedbiri kapsamında Türkiye'de ikinci kez hafta sonu sokağa çıkma yasağı hayata geçti. Bugün evet. Cumartesi, yarın da var. Peki Fransa'da bu sürekli sokağa çıkma yasağından önce kısmi sokağa çıkma yasakları var mıydı? Direkt genel anlamda mı başladı? Türkiye'de de yaşanma ihtimali var mı sizce genel anlamda bir sokağa çıkma yasağı? Önceden bilgi verildi sokağa çıkma yasağı olacağına dair. Önceden bilgi verildikten sonra tabii günlük bir saat sokağa çıkma, temel ihtiyaçları karşılamak için marketlerin açık olacağı bildirildi ve burada sokağa çıkma yasağı yaklaşık bir 5 gün sonra başlamıştı. Bir ayda oldu. Bir aydır biz burada bu şekilde devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı da yok şu anda. Görüyorsunuz sokakta. İnsanlar alışverişlerine bir saat içerisinde gidip gelebiliyorlar. Marketlerden istediği alışverişi yapabiliyorlar. Normal günlük fiziksel aktivitelerini yapabiliyorlar. Sağlıkla ilgili eczanede ve benzeri yerlerden alışverişlerini yapabiliyorlar. Yalnız arkamda belki görünüyordur bir ilan var. Orada burada bir pastane, kafeterya var. Onun evet. da 29'unda yeniden açılacağı ilanını asmışlar. 29 Nisan'da sabah saat 7'de yeniden çalışmaya başlayacağı ilanı belirtilmiş. Önder hocam, peki şimdi insanlar birer saat çıkacak ama bu saat serbest mi? Belli saatler var mı çıkmaları için? Marketlerde yoğunluk oluşmuyor mu? Yoksa herkes Hayır. serbest birer saat içinde mi çıkıyor? Şöyle, saat serbest, kişiler kendi diledikleri saatlerde çıkabiliyorlar. Yalnız marketlere vardığınız zaman içeriye belirli sayıda insan alıyorlar. Bu belirli sayıda insan da oradaki güvenlikçilerin içerideki insan sayısına göre fazla olursa dışarıda bekletiyorlar. Birer metre mesafe ara, o insan fiziksel mesafeyi korumak şartıyla. Maskesiz içeri giremiyoruz. Yine maskelerimiz var. Sosyal mesafe kuralına dışarıda beklenirken de uyuluyor yani. Ya tabii ki dışarıda beklenirken de birer metreden en az birer metre mesafe. Cumhurbaşkanı da zaten halka seslenmişti işte bu kuralların hepsine. Daha doğrusu Akif Bey, bizim Türkiye'de Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tüm kurallar burada da geçerli. Türkiye'de de o kurallara uyarsak galiba Türkiye'mizde de daha çabuk bu şeyden, epidemiden kurtulmayı düşünülür diye düşünüyorum ben de. Şimdi hocam, az önceki sorumu tekrarlayacağım. Tam anlatamadım ben. Fransa'daki bu sürekli devam eden sokağa çıkma yasağından önce sadece hafta sonları geçerli ya da haftanın belirli günleri geçerli bir sokağa çıkma yasağı yapılmış mıydı? Yoksa direkt 5 gün önceden belirtilip genel anlamda bir sokağa çıkma yasağı mı yapılmış? Evet, evet. 5 gün önce belirtildi. Şu tarihten itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacak diye. O işte arada insanlar ihtiyaçlarını temin ettiler, genel ihtiyaçlarını. Daha sonra günlük birer saat çıkacaklarını bildikleri için ilk önce size geçen yayında gösterdim, bir tane belgem var. Şu anda zaten yanımda yine belge. Evet. Dışarı çıkarken İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 5 tane nedenden dolayı dışarı çıkabilme o bölge şeyler var. Nedenini işaretliyorsunuz. O belgeyle dışarı çıkabiliyordunuz. Şimdi bunu daha sonra 23 Mart'ta ek değiştirdiler. 7 tane nedene, gerekçeye dayanarak dışarı çıkabiliyorsunuz. Yaşlılarınız varsa, yakınlarınız varsa onlara bakmayı da buna eklediler. Ve adli makamlarda bir işiniz varsa bunu da buna eklediler. 5'ti 7'ye döndü bu dışarı çıkma gerekçesi. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Umarım çabucak geçer bu epidemi günleri ve normal hayatımıza döneriz. Aman evden çıkmayalım. Çıkarsak da kurallara uyarak çıkalım derim. Çok teşekkür ederim hocam. Hem iyi dilekleriniz ve açıkladığınız bilgiler için. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Çok sağ olun hocam. Sizler de Fransa'ya selamlar diliyoruz Antalya'dan. İnşallah kısa süre içerisinde bu pandemi günlerini de atlatmış oluruz. Kısa bir reklam aramız var efendim. Reklamın ardından yine önemli bağlantılarımız olacak. Hem Antalya'dan, oda başkanlarından, hem de Antalya kent merkezinde şu anda sokağa çıkma yasağında neler yaşanıyor. Yine Kanal ve Haber merkezinden Sevgi Gümüş bizlere kentin önemli merkezlerinden bağlantılar gerçekleşecek.